Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli dostlarım. Deneme çözümlerimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Sizlerle birlikte umarım sizler adına faydalı oluyordur bu denemeler. E, bu denemeleri çözdükçe değerli arkadaşlarım hem konuları tekrar etmiş oluyoruz açıklamalarımızla birlikte hem de ÖSYM'nin e, soru tarzlarını görmüş oluyoruz. E, burada çözdüğümüz sorularda değerli arkadaşlar muhakkak sınavda karşınıza çıkacak sorulardır diyelim ve ilk sorumuza ne yapalım başlayalım. Ne diyor sorumuzda? Yukarıdakilerden hangilerinin Göktürklere özgü olduğu söylenebilir demiş. Bakalım Töto kanalını vermiş, Orhun yazıtlarını vermiş, hareketli harf sistemini vermiş. Değerli arkadaşlarım Töto kanalı Orta Asya'da önce Hunlar tarafından yapılıyor bu Töto kanalı. Daha sonra Göktürkler tarafından da kullanılıyor değerli dostlar. O yüzden Töto kanalını alacağız. Orhun yazıtları biliyorsunuz ki 2. Göktürk devleti değerli arkadaşlarım 2. Göktürk. Devleti tarafından yazılmış bir yazıttır. Orhun alfabesiyle yazılıyor değerli arkadaşlar. Bu yazıtı 1889 tarihinde Moğolistan'da Orhun Vadisi'nde bulunuyor. Orhun yazıtları. Bir diğer ön yüzü Orhun yazıtları. Diğer yüzü değerli arkadaşlarım Çince'dir bu Orhun yazıtlarının. O yüzden Göktürk'lere özgü bir yazıttır. Hareketli harf sistemi ise bu değerli arkadaşlarım. Hareketli harf sistemini kullanarak matbaada eserler basan devletimiz kimdi? Uygulardı. Uygulardır. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız ne olmuş olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti ile çağdaştır demiş. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş ve yıkılış tarihini bilmemiz lazım. Ve bu devletlerin en azından kuruluş tarihini bilmemiz lazım. Ya da yıkılış tarihini. E baktığımız zaman Anadolu Selçuklu Devleti kaç yılında kuruluyordu? 1075 yılında kuruluyor. 1308 tarihinde de yıkılmış olacak. Baktığımız zaman İlhanlar değerli arkadaşlarım 1256 tarihinde kurulacak. Safeviler 1501 tarihinde kurulacak. E Bizanslar da değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Roma İmparatorluğu iki ayrıldıktan sonra Doğu ve Batı şeklinde iki ayrılıyor. E Batı Roma 476 yılında yıkılıyor değerli arkadaşlarım. Eee 2 ayrıldıktan sonra zaten Bizanslar 1453 yılına kadar hüküm sürecek. Yani milattan önce milattan sonra pardon değerli arkadaşlar, Milattan sonra 4. yüzyıldan 1453 yılına kadar hüküm sürecek bir devlettir Bizanslar. o yüzden baktığımız zaman hangileri hangileri Anadolu Selçuklu Devleti ile çağdaştır? Baktığımız zaman İlhanlar ve Bizansların olduğunu görüyoruz. Eee Safeviler ise zaten 1501 tarihinde kurulmuştur. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız da ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Türklerin İslam'ı kabulünden sonra yazılan ve ilk Türk İslam edebi eseri olan Kutadgu Bilig aşağıdaki alfabelerden hangisiyle yazılmıştır? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım İslam'ı kabulünden sonra Türklerin e, ilk Türk ede e, İslam edebi e, eseri olan e, nedir bu eserimiz? Kutadgu Bilig'tir. E, bu Eser hangi dilde yazılıyor? Hangi alfabe, e, alfabede yazılıyor değerli dostlar? Uygur alfabesiyle yazılmış bir eserdir. Değerli arkadaşlarım o yüzden oldukça önemli bir sorudur bu. Buna dikkat etmemiz lazım. E, 11. yüzyıl e, Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in değerli arkadaşlar e, bu eseri kime sunacak? Doğu Karahanlı hükümdarı Tamgaç Tamgaç Buğra Hanada Burahan'a sunulacak bir eserdir. Kutatku Bilik Değerli Dostlar. Yusuf As Hacip yazmıştır bu eseri. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Dördüncü sorumuza. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda göçebe boyları yerleşik hayata geçirmek için uyguladığı iskan siyasetinin özelliklerinden biri değildir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Anadolu'dan göçmen nakli yapılırken özellikle anlaşmazlık içinde olan aileler seçilmiştir. Evet arkadaşlarım özellikle Anadolu'dan göçmen nakli yapılırken bilerek anlaşmazlık içinde olan aileler seçiliyor. Bu iskan siyaseti uygulanırken bu bilgimiz doğru. Göçebelerin nedensiz ve izinsiz topraklarını terk etmeleri yasaklanmış oluyor. Bu bilgimiz de doğru. Gayrimüslim ailelerden alınan çocuklar Müslüman çiftçilerin yanına verilmiştir. Değerli arkadaşlarım, bu bilgimiz yanlıştır. Bu, bu özellik iskan siyasetiyle bir alakası yoktur. İskan nedir? İskan insanların bir bölgede yaşamak için yerleşmesi anlamına geliyor. Osmanlı Devleti'de fethettiği toprakları Türkleştirmek adına iskan politikası uygulayarak. Kendi ülkesindeki Türkleri yeni fethettiği bölgelere yerleştirmiş oluyor. Ayrıca iskan politikasıyla birbirine ve devlete düşman olan topluluklar dediğimiz gibi düzeni bozmaya yönelik hareket eden toplulukların sürgün edilmesi de sağlanmış oluyor değerli arkadaşlarım. Ve Osmanlı iskan zamanında özellikle Türkmen aşiretleri kullanılmış oluyor. Bu sayede de devletin iç ve dış güvenliği de olmuş olacak sağlanmış olacak İskan edilen Türkmenlerden ne alınmıyordu? Vergi alınmıyordu asla değerli arkadaşlarım E şıkkında yer alan. Ve geri dönülmesine de izin verilmemiş oluyordu. Burada baktığımız zaman D ve E şıkkında kabul edeceğiz. Ancak C şıkkı değerli arkadaşlarım gayrimüslim ailelerden alınan çocuklar Müslüman çiftçilerin yanına verilmiştir bilgisi. İskan siyasetiyle alakalı değildir. Kapıkulu Ocağı yani Yeniçeri Ocağı'na değerli arkadaşlarım Enderun'a daha doğrusu seçilen aile çocuklara özgü bir uygulamadır. O yüzden iskan siyasi, siyasetiyle bir ilgisi yoktur. Bir diğer sorumuza bakalım değerli arkadaşlarım. Ne diyor? Fatih döneminde İstanbul, Ege Adaları ve Kırımın alınması en fazla aşağıdaki devletten hangilerinin ekonomik çıkarlarını etkilemiştir? diyor. Değerli arkadaşlar, Fatih döneminde özellikle İstanbul, Ege Adaları ve Kırımın alınması ee, özellikle Venedik ve Ceneviz devletlerini ekonomik açıdan etkilemiştir. Ee, bu iki devletin Ege ve Karadeniz kıyılarında neyi vardır? Ticaret kolonileri kolonileri vardır değerli arkadaşlarım. O yüzden e, Fatih döneminde e, bu iki devletin ekonomik çıkarları zedelenmiştir. Cevabımız o yüzden A şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde tarım ve hayvancılığın gelişmesinde aşağıdaki sistemlerden hangisi etkili olmuştur? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım özellikle klasik dönemde tarım ve hayvancılığın gelişmesinde e, ne etkili oluyor? Dillik sistemi yani tımar sistemi değerli arkadaşlarım. Dillik sistemi yani tımar sistemi etkili olmuş oluyor. Tımar sistemin faydaları nelerdi değerli arkadaşlarım? Onları sizlere söyleyelim. E, neydi? Bir devletin Maaş yükü ne olmuş oluyor azalmış oluyor. Devlet üretimi üretimi de, denetim altına alarak e, ne yapacak sürekliliği sağlamış olacak. E, i̇ddia verilen bölgelerin bölgelerin güvenliği artmış olacak sağlanmış olacak. Böylece devlet otoritesi de ne yapacak korunmuş olacak. E, göçebe yaşayan e, Türkmenler o dönemde yerleşik hayata geçmiş oluyor. E, bu sayede vergiler düzenli bir şekilde toplanmaya başlayacak. Eyalet askerleri bu sistem sayesinde yetiştirilmiş olacak, ülkenin bayındır hale gelmesini ve araziden daha iyi faydalanması da sağlanmış olacak tamar sistemi ile birlikte. O yüzden tamar sistemi çok çok önemlidir değerli arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde ruhsal bozuklukların tedavi edildiği 2. Beyazıt Külliyesi ve içinde bulunan şifane aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? Değerli arkadaşlar bu soru oldukça önemlidir. Bu külliye değerli arkadaşlarım nerede yer alıyor? Edirne'de yer alıyor. Bu külliye değerli arkadaşlarım su, müzik gibi durumlarla tedavi ediliyor. Ruhsal bozuklukların tedavisi bu şekilde sağlanıyor. 2. Beyazıt Külliyesi Edirne'den yer alıyor. Bu külliye. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde kapı kulu ocaklarından biri değildir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Cebeciler, topçular, yaya ve müsellemler, bostancılar, sipahi ve silah dalları vermiş. Değerli arkadaşlar burada yaya ve müsellemler Osmanlı Devleti'nde pek çok görevi yerine getiren harç zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek, yol açmak gibi hizmetlerde bulunan bir sınıftır. Yaya ve Müsellemler. Buna karşılık Paris zamanlarında bütün vergilerden ne yapıyordu bunlar? Muaf sayılıyorlardı. Yaya ve Müsellemler biliyorsunuz ki Orhan Bey döneminde kuruluyor. Ve Yaya ve Müsellemler eyalet ve taşra ordusu içinde yer alıyorlar. Değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman cebeciler, topçular, postancılar, sipahi ve silahtarlar... ...Osman devletinde kapı ocakları içinde yer almışlardır. O yüzden burada cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza, 9. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim ve yargı organı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, e, soruda verilen bu özellik nedir? Divanı Hümayun'dur. Cevabımız Divanı Hümayun olacak. E, Divanı Hümayun haricinde toplanış yerine ve amacına göre e, farklı isimler alıyordu. Neydi bunlar? Ayak Divanı değerli arkadaşlarım. Dediğimiz neydi Ayak Divanı? Padişah halkın huzuruna çıkıyordu Ayak Divanı'nda. Galebe Divanı vardı. Galebe Divanı neydi? Yabancı ülke elçileri kabul edilmiş oluyordu Galebe Divanı'yla. Sefer Divanı vardı. Sefer Divanı'nda Mezir Azam sefere çıkarken toplanıyordu. At Divanı vardı. Sefer sırasında at üzerinde yapılıyor. Ulufe Divanı vardı. Yeniçeri maaşları için Değerli arkadaşlarım toplanıyordu. İkini divanı dediğimiz divan vardı. Bu da Sadrazam konağında. Divan-ı Hümayun'da yarım kalan işleri tamamlamak için değerli arkadaşlarım toplanan bir divandı. İkini divanda. Burada cevabımız değişiklik olmuş olacak. Divan-ı Hümayun'da ayrıca 2. Mahmud döneminde kaldırılacak. Yerine nazırlıklar kurulacak değerli arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım hemen. Ne diyor sorumuzda? Aşağıdakilerden hangisi 4. Murat ve Sadrazam Köprülü ailesi dönemlerinde meydana gelmemiştir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Taşya'da güvenliği sağlama faaliyetlerinin artırılması, merkez ordusunun disipline edilmesi, uygulamalarda şiddet yoluna başvurma, devlet işlerine hareketlilik kazandırılması, Avrupa'daki gelişmelerden faydalanılması. Değerli arkadaşlarım, E şıkkında yer alan bilgimiz yanlıştır. Bu bilgi gerileme döneminde değerli arkadaşlarım. 4. Murat duraklama döneminde. Duraklama döneminde. Ancak Avrupa'daki gelişmelerden faydalanılması gerileme döneminde. Gerileme döneminde meydana gelecek. O yüzden E şıkkı mı? E şıkkı doğrudur. Ee, yanlıştır yani cevabımız E şıkkı olacak. Ancak diğer 4 seçeneğimiz doğrudur değerli arkadaşlar. Bunlar 4. Murat ve Sadrazam Köprülü ailesi döneminde meydana gelmiştir. 11. sorumuza bakalım. 18. yüzyılda yani gerileme dönemi değerli dostlar. E, yukarıdaki durumların ortaya çıkması aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin sonucudur demiş. Bakalım. Rusya'nın Balkanlarda konsolosluk açabilmesi, Kırım'ın bağımsız, bağımsız yazmışlar ama bağımsız değerli arkadaşlarım e, olması, Rusya'nın Osmanlı'dan kapitülasyon alması. E, bunlar biliyorsunuz ki e, hangi anlaşmayla olacaktı Kırım'ın bağımsız olması? değerli arkadaşlarım küçük kaynarca anlaşmasıyla birlikte olacaktır. Yukarıda verilenler küçük kaynarca anlaşmasının sonucudur. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osman Devleti'nde 7 vahit tekel uygulaması ilk olarak hangi padişah döneminde başlamıştır? 7 e, vahit tekel uygulaması değerli arkadaşlarım 2. Mahmut zamanında e, başlamıştır. E, nedir 7 vahit usulü? Bir malın e, sadece Devlet tarafından alınıp devlet tarafından satılması esasına dayanan tekel sistemi için kullanılmıştır. Bu 7 vahit değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde zorunlu tüketim maddeleri tarladan pazara kadar devlet denetiminde bulunuyordu. Bu sistem özellikle yiyecek maddeleri için daha çok büyük şehirlerde uygulanıyordu 7 vahit sistemi. Temel tüketim maddelerinin ihracına izin verilmiyordu. 7 vahit uygulaması... Ne ile ortadan kaldırılmış sorusu da yöneltilebilir bize. 1838 Balta Limanı. Balta Limanı anlaşması ile Yedi il vahit yani tekel uygulaması kaldırılmış oluyor değerli arkadaşlar. Başlaması da 2. Mahmut döneminde. Bir diğer sorumuza 13. sorumuza bakalım. Ne diyor sorumuzda? 1876 Anayasası'nı saat fermanından ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım şıklara. Vergi alanına düzenlemeler olması, Avrupa'dan etkilenilmiş olması, halka merkezi yönetimde temsil hakkının verilmesi, padişahlar tarafından kabul edilmesi, halka inanç özgürlüğünü tanımasını vermişler. Değerli arkadaşlar, 1876 Anayasası'nı saat fermanından ayıran temel özellik nedir? Halka merkezi yönetimde e, temsil hakkını verilmesidir. E, biliyorsunuz ki 1876'da anayasa hazırlıkları e, hazırlanması ile Osmanlı'da meşruti yönetime geçiliyordu. E, meşrutiyet veya anayasal monarşi e, hükümdarın yetkilerinin e, anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimine biz diyorduk bunu. E, meşrutiyet bir hükümdarın başkanlığı altında e, parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimidir. Değerli arkadaşlar, burada temel özellik ayıran C şıkkımız doğru olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki silahlardan hangisi 1. Dünya Savaşı'nda ilk kez Almanlar tarafından Fransızlara karşı kullanılmıştır? Değerli arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz ki ilk kez tank, kimyasal silah ve denizaltı kullanılmıştır. Savaş uçağı daha önce Trablusgarp Savaşı'nda kullanılıyordu. İtalyanlar tarafından kullanılmıştır. Değerli arkadaşlarım Osmanlı'ya karşı burada baktığımız zaman ilk kez ne kullanılacaktı? Kimyasal silahlar. Değerli arkadaşlarım ne demiştik? Tank, kimyasal silah ve denizaltılar ilk kez Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış olacak. O yüzden cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli mücadele döneminde düşmana Hatay dört yolda ilk tepkiyi gösteren kişi aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yönetilmiş. Değerli arkadaşlarım, Milli Mücadele döneminde düşmana Hatay Dört yolu ilk tepkiyi gösteren ismimiz Kara Mehmet Çavuş'tur. Bu ismi asla unutmayalım. Diğer şıklara baktığımız zaman, e, Albay Süleyman Askeri Bey kimdi? Albay Süleyman Askeri Bey, İzmir'in işgalinde yaşasın Venizelos e, demediği için Yunanlar tarafından şehit edilen albaydır. E, değerli arkadaşlar... Manastırlı Hamdi Bey kimdir? İstanbul'un resmen işgalini Mustafa Kemal'e bildiren kişidir. Değerli dostlar. E, baktığımız zaman Albay Süleyman Fethi Bey e, Değerli arkadaşlarım e, Bu ikisini şu an karıştırdık. E, şöyle diyelim. Albay Süleyman Askeri Bey ile Albay Süleyman Fethi Bey ikisi farklı kişidir. E, Albay Süleyman Askeri Bey Değerli arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde İngilizlere karşı savaşıyordu. Albay Süleyman Fethi Bey İzmir işgalinde yaşasın Venizelos demediği için şehit edilen albaydır. Bu ikisini değerli arkadaşlarım şu an ben karıştırdım. O yüzden sizler de karıştırmayın. isim benzerliğinden dolayı bir an değerli arkadaşlarım kafam diğerine yerine gitti. Sizlerden özür diliyorum. Ne dedik Süleyman Askeri Bey? 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde İngilizlere karşı savaşıyor. Değerli Uluslar, Albay Süleyman Fethi Bey kimdi? Bu da İzmir'in işgalinde yaşasın Venizelos demediği için Yunanlar tarafından şehit ediliyordu. Hasan Tahsin kimdir? Hasan Tahsin ise İzmir'de Yunanlara ilk kurşunu sıkan kişidir. Hasan Tahsin. Burada bize Hatay Dört Yoldaki ilk tepki gösteren kişiyi sordu. Kara Mehmet Çavuş diyeceğiz. 16. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir? Bakalım Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Trakya Paşaeli Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, Nigahban Cemiyeti, Suh ve Selameti, Osmaniye Fırkası. Değerli arkadaşlarım burada Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen Trakya Paşaeli Cemiyeti'dir. Diğerleri Kurtuluş Savaşı'nı desteklememiştir. O yüzden cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki isyanlardan hangisi milli mücadele döneminde çıkmamıştır? Bakalım Düzce isyanı, Şehzade isyanı, Anzavur isyanı, Çerkez Ethem isyanı, Çapanoğlu isyanı vermiş. Burada yer alan Şehzade isyanı değerli arkadaşlarım Laik Cumhuriyet rejimine karşı 1925'te çıkan bir isyandır. Bu isyanı İngiltere destekliyor ve Musul'un kaybedilmesinde etkili oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi isyanı bastırmak için ne yapacak? Takrir-i yasasını yani kanunu çıkarmış olacak. Diğer isyanlar ise Düzce isyanı, Anzavur isyanı, Çegaçe isyanı, Çapanoğlu isyanları bunlar e, değerli arkadaşlarım Milli Mücadele döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlardır. Çegaçe Temiz isyanı biliyorsunuz ki düzenli orduya katılmak e, istemiyor e, ve adamlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı e, çıkardıkları isyandır bu isyanlar. Burada cevabımız B olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. İtilaf devletlerinin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Osmanlı'da milli iradeyi yok etmeye yönelik doğrudan bir girişimdir? Sorusu yönetilmiş. Değerli arkadaşlar baktığımız zaman şıklara Mebusan Meclisi'nin dağıtılması biliyorsunuz ki İtilaf devletlerinin Mebusan Meclisi'ni dağıtmaları halkın seçtiği vekilleri sürgüne göndermeleri milli iradeyi yok etmeye yönelik bir harekettir. İtilaf devletleri Mevzusan meclis'in toplanması ile Anadolu'da milli hareketin ortadan kalkacağını ya da çok zayıflayacağını düşünüyorlardı. E, ayrıca hazırlayacakları barış anlaşmalarını Meclis'e kabul ettirerek e, uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyorlardı. Ancak Meclis'in Misakı milli kararlarını kabul etmesi e, itilaf devletlerinin beklentilerini boşa çıkarmış olacak e, ve e, bunun üzerine İstanbul hükümetine baskı yapmaya başlayacaklar. E, bu baskılara dayanamayan e, bir hükümet var. Kimdir bu hükümet? Ali Rıza Paşa hükümeti. Bu hükümet istifa edecek. Yerine Salih Paşa e, sadrazamlığa getirilmiş olacak. E, Padişah Vahdettin e, itilaf devletlerinin baskısıyla hükümet üyelerinin tamamının meclis dışından seçilmesini sağlayacak. E, bütün bunlara rağmen bu hükümetin de milli mücadeleye destek olacağını e, düşünen itilaf devletleri, Baskılarını ne yapacak? Devam ettirmiş olacak. 13 Kasım 1918'den itibaren artık İstanbul'a yerleşmiş İtilaf Devletleri. 9 Mart'ta ne yapacak? Türk Ocağı'nı basacaklar. 15 Mart'ta birçok Türk aydınını tutuklayacaklar. 16 Mart'ta da artık, 16 Mart 1920 tarihinde ne olacak? İstanbul'u resmen işgal etmiş olacaklar değerli arkadaşlarım. Ve 20 Mart'ta Mebusan Meclisi Anlaşma Devletleri tarafından basılmış olacak. Mecliste bulunan bundan milletvekilleri de ne yapacak? Tutuklanacak ve Malta'ya sürgüne gönderilmeye başlanacak. Mebusan Meclisi fiilen kapatılmış olacak değerli arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Kars ve çevresini yeniden Türkiye topraklarına katmıştır? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi gümrü anlaşması ile Kars ve çevresini yeniden Türk topraklarına katmıştır. Burada cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Biliyorsunuz ki gümrü anlaşmasında hangi maddeler vardı? Kars ve çevresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri verilecekti. Ermenistan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhine diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalar kaldırılacaktı. Doğu sınırı Aras Nehri'nden Çıldır Gölü'ne kadar uzanacak şekilde çizilecekti. TVM çıkarlarına aykırı olan Sevr Anlaşması gibi anlaşmaları Ermenistan'da ne yapacaktı kabul etmeyecekti değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor sorumuzda? Milli mücadele döneminde Lozan Anlaşması, Anlaşması'ndan önce kapitülasyonları kaldıran ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, e, Milli mücadele döneminde Lozan Anlaşması'ndan önce kapitülasyonları kaldıran devletimiz Moskova Anlaşması'yla Moskova Antlaşması'yla kim olacaktır? Sovyet Rusya olmuş olacaktır. Burada cevabımız e, B şıkkı olacak. Sovyet Rusya biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Avrupalı ve büyük devlettir. E, bu bilgiyi de unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım. Yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması aşağıdakilerden hangisini gere gerekli kılmıştır? Sorusu yöneltilmiş. Yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanmasıyla e, bu harfleri e, halk öğretmek için ne kurulacak değerli arkadaşlarım? Millet mektepleri kurulmuş olacak. Burada cevabımız millet mekteplerinin açılması olacak. E, millet mekteplerinin baş öğretmeni kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. E, millet mektepleri e, sabit gezici ve özel olmak üzere kaç ayrılacak? 3'e ayrılmış olacak. E, 1929 yönetmenine göre de değerli arkadaşlarım e, halk odaları da e, bu şekilde açılmış olacak. E, bu kurs, e, bu e, oku, oku, bu okullarda Değerli arkadaşlarım, kurslarda okuma-yazma gibi hesap ve ölçüler, sağlık bilgileri, yurt bilgileri gibi bilgiler de derslerde ne yapacak? Verilmiş olacak millet mekteplerinde ayrıca. Cevabımız A seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir. Sorusu yöneltiliyor. Bakalım. Birinci 5 yıllık sanayi planının hazırlanması ne zamandı? 1933 tarihinde. Medeni Kanun'un yürürlüğe girmesi 1926 senesinde, halifeliğin kaldırılması 1924 senesinde, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 1934 senesinde, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin açılması ise kurulması ise 1935 senesinde. Burada baktığımız zaman hangisi daha önce açılmıştır diyor, gerçekleşmiştir diyor. Cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. 23. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin laiklik ilkesiyle ilgili olduğu savunulamaz demiş. Bakalım mahkeme üyelerinin dini düşüncelerinin etkisinden olmaması, devletin özel hayatı güvence altına alması, din ve mezhep baskısının engellenmesi, resmi devlet dininin olması, dinsel tercihlerin ayrıcalık malzemesi olmaması değerli arkadaşlarım. Burada altını çizdiğim yerler önemlidir. Bunlar savunulur ancak Resmi devletliğin olması savunulamaz değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kullandığı siyasi partilere başkanlık yapmıştır? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmağ'a vermiş. Ali Fethi Okyar değerli arkadaşlarım serbest cumhuriyet fırkasına başkanlık yapmıştır. Kazım Karabekir terakkiperver cumhuriyet fırkasına değerli arkadaşlarım. Başkanlık yapacaktır. Ancak Fevzi Çakmak herhangi bir siyasi partiye Atatürk döneminde başkanlık yapmayacak. Atatürk'ün ölümünden sonra e, Millet Partisi değerli arkadaşlarım Millet Partisi kuracak. E, kaç yılında kurulacak? 1948 tarihinde. 1948 tarihinde kurulacak Millet Partisine başkanlık yapacaktır Fevzi Çakmak. E, burada Atatürk döneminde kimler başkanlık yapmıştır diye soruyor siyasi partilere. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Atatürk döneminde kesin olarak çözülememiştir? Sorusu yöneltilmiş. Hatay nüfus mübadelesi, yabancı okullar, boğazlar, Irak sınırını vermiş. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Hatay Atatürk döneminde bağımsız oluyor. 1938'de ancak Ana vatana katılması Atatürk'ün ölümünden sonra yani 1939'da olmuş olacak. Yani kesin olarak çözülememiş olacak. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Değerli dostlar devletin kuruluşu 1938 demiştik. Devlet başkanlığına kim gelecek Tayfur Sökmen, meclis başkanlığına Abdülgahane Türkmen, başbakanlığa ise Abdurrahman Melek seçilmiş olacak değerli dostlar diğer dört seçeneğimizde Atatürk döneminde kesin olarak çözülecektir değerli arkadaşlar. Aleyhimize veya lehimize çözülüyor değerli arkadaşlar. Bize e, çözülmemiş olanı soruyor. E, diğerleri çözülüyor aleyhimize veya lehimize ama çözülüyor kesin, e, kesin olarak değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi 2. Dünya Savaşı öncesinde kurulmuştur? yönetilmiş. Baktığımız zaman Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı öncesinden dünya barışını sağlamak için kuruluyor. 1. Dünya Savaşı'nın ardından 1920 senesinde kurulmuş olacak. Amacı neydi? Ülkeler arasında yaşanabilecek sorunların barışçı yollarla çözmesiydi. Bir süre çalıştı fakat fazla bir varlık gösteremedi. Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı'nın ardından da, 1946 yılında da almış olacak. Diğer örgütler ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş örgütlerdir. Bir diğer sorumuza bakalım. Son sorumuza bakalım. Soğuk Savaş döneminde Alexander Dubček liderliğindeki insancıl komünizm hareketi aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? Değerli arkadaşlarım, insancıl komünizm. Burada size kısaca değerli arkadaşlarım bir şey göstereceğim. Dubček. Son 3 harfini alın çek Neymiş? derler arkadaşlar. Böylece kısaca e, bu soruyu bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Eee Çekoslovakya'da çıkan bir harekettir. İnsancıl Komünizm derler arkadaşlarım. Alexander Dubček tarafından 1967 e, tarihinde e, çık, e, başlamış olacaktır bu insancıl komünizm. Yani tek parti sosyalizmine karşı, sosyalizme karşı çok partili ve özgürlükçü birey Hak ve özgürlüklerinin tanınmasını temel alan bir harekettir insancıl komünizm. Burada cevabımız A seçeneği olacak. Bu sorumuza birlikte değerli arkadaşlarım denememizin sonuna geldik. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık değerli arkadaşlarım. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Bir hatamız kusurumuz olduğu E, Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.